Merhaba, kazanım 41 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru öğretmen notuyla başlayalım. Açı ortay doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan kollara çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. E, dolayısıyla x artı 1 eşittir. 2x eksi 3, 3 sallı öbür tarafa 4, x de sallı öbür tarafa x eşittir 4. Tamam, yalnız bana neyi soruyor? AD uzunluğunu soruyor. Bakın, şimdi x 4 ise şurası kaç olur? e, 2 kere 4, 8, 3 çıktı. 5 mi olur? Şimdi burası 5 olur. Pisagor'dan 5, 12, kaç? 13. O zaman AD uzunluğu kaç gelmiş olur? 13 gelmiş olur. Tamam, anlaştık. İkinci örnek. Verilenlere göre DC'yi soruyor bana. Şimdi bir kere bakın. Aç ortay burada duruyor. Tamam Buradan da bir dik var e noktasına gelmiş. Tamam mı? Şimdi bir tane de ben yapsam şurada. Ben de yapayım ya. Benim neyim eksik? Al. Ben de şuraya bir tane dik indirdim. E şimdi bak burası 8 mi? 8. O zaman burası da kaç olur? 8 olur. E tamamı AC'nin tamamı 12 ise e 8'i buradaysa geriye ne kaldı? 12 kalmış oldu. E peki burası da 9 ise e burası da 9 olmuş olur. Değil mi? ED uzunluğu da kudu. ED uzunluğu 9 ise işte biz de şuraya F dersek mesela DF uzunluğu da ne olur? 9 olur. Peki şu üçgende Pisagor'u uygularsak. 9-12 Kaç? 15. O zaman x kaçtır? 15'tir. Anlaştık mı? Tamam. Üçüncü soru. Hmm. Verilenlere göre x kaçtır? Şimdi bak hareketi kes. Şuradan bir tane hmm, dik indirsem. O zaman ad uzunluğu 4 ise bakın bu uzunlukta ne olacak? 4 olmuş olacak. Peki burası 7 ise o zaman şurası da ne olacak? 7 olmuş olacak. E peki BC uzunluğu 7'yi şöyle mi yazsam? Evet. BC uzunluğu dur onu sileyim ya. BC uzunluğu 10 muydu? E orası 7 ise geriye kaç kaldı? 3 kaldı. Meşhur Pisagor. 3, 4, 5. Teşekkürler. Kazanım testimizi çözdük.